Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'a üstlenmiş olduğu bu zorlu görevde başarılar diliyorum. Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisi uzunca bir süredir ağır sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların son 3 yıllık dönemdeki görünümünü çok kısaca genel kurulun bilgisine sunmak istiyorum. Birincisi, Türkiye ekonomisi 2017 yılından itibaren çift haneli enflasyonla yaşamaktadır. En son Kasım 2020 rakamına göre de Türkiye'de enflasyon %14'tür. Bundan daha önemli olmak üzere enflasyonun düşeceği yönünde herhangi bir beklenti, herhangi bir umut bulunmamaktadır. İkincisi, büyüme oranı düşmüştür. 2018-2020 döneminin ortalama yıllık büyüme oranı %1.4'tür. Düşen büyüme oranı refahta azalmadır, gelirde azalmadır ve insanların geleceğe karamsar bakmasıdır. Toplam Türkiye ekonomisinin toplam borcu yükselmektedir. Hazinenin toplam borcu yükselmektedir. Kamu borcu yükselmektedir. Rakamlara göre 2017 sonu itibariyle 867 milyar TL olan hazine borcu Ekim 2020 itibariyle 1 trilyon 935 milyara çıkmıştır. Toplamda iki kattan çok daha fazla artış. Eğer bir ülkenin borcu milli gelir büyümesinin üzerinde artıyor ise durum iyi değil demektir. Gelecek karamsar demektir. Kaldı ki bu dönemde milli gelir artmamış, azalmıştır. Azalmaya rağmen borçta iki katın üzerinde bir artış bir krizin habercisidir. Türkiye'nin kamu borcu düşüktür şeklindeki cümle artık bir şehir efsanesidir değerli arkadaşlar. Varlık fonunun borçlanması ve kamu özel işbirliği projeleri çerçevesinde kamunun üstlendiği yükümlülükler dikkate alındığında Türkiye'nin kamu borcu, toplam kamu borcu çok daha yüksek seviyelerdedir. Türkiye'nin uluslararası kredi notu yatırım yapılabilir ülke notunun 2 puan altındadır ve uluslararası rezervlerimiz eksidir. Değerli milletvekillerim, böyle bir tabloda Sayın Maliye Bakanı göreve başladı ve göreve başlar başlamaz Sayın Adalet Bakanı ile birlikte iş dünyasının bir takım kurumlarını ziyaret etmeye başladı. TÜSİAD, Odalar Birliği, MÜSİAD gibi kurumlar, belki başka kurumları da ziyaret etmiştir. Sayın Bakan'a önerim, sadece iş dünyasını dinlemeyin, emek kesimini de dinleyin, sendikaları dinleyin, memur sendikalarını dinleyin, esnafı dinleyin, TESK'i dinleyin, emeklileri dinleyin. Belki bir ekonomik ve sosyal konsey toplantısına ihtiyaç var. Birkaç gün süren bir toplantıya ihtiyaç var. Sayın Bakan doğru bir yerden başladı. Adalet Bakanı ile ziyaret ediyor. İlk kez böyle bir şey oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı iş dünyasını Adalet Bakanı ile birlikte ziyaret ediyor. Bu çok çarpıcı bir olay. Sayın Bakan'ı tebrik ediyorum. Türkiye'de demokrasiye ihtiyaç olduğunu, hukuk güvenliğine ihtiyaç olduğunu ve bu talebin bizzat Adalet Bakanı tarafından dinlenmesi ihtiyacını hissetmiş ve Sayın Adalet Bakanı ile birlikte bu toplantılara katılıyor. Eğer bir ülkede demokratik kurumlar, ekonomik kurumlar kadar güçlü değil ise o ülkede ekonominin ileri gitmesi, milli gelirin artması, refahın artması mümkün değildir. Size bir grafik göstermek istiyorum. The Economist dergisinin yayınlamış olduğu demokrasi endeksi. Her şey burada belli arkadaşlar. 96 yılından itibaren ülkelerin demokrasi durumunu endekslemiş, puanlamış ve bir tabloya yansıtmış. 4 grup ülke var burada. 1. grup ülke tam demokrasiler, 8 puanın üzerinde. Bu 8 puan Kopenhag kriterlerine tam uyum seviyesidir. 2. grup ülkeler 4 puanın altında olan ülkeler. Bunlar otoriter rejimler. Bu alttaki grup, şöyle sayın bakanlara da göstereyim. Bu ikisi arasında hemen tam demokrasilerin altında kusurlu, eksik demokrasiler var. 6 ile 8 puan arasında bunlar puan almış. Bunlar tam demokrasi olma yolunda gidiyorlar. İyiye doğru giden ülkeler. Elbette aşağı düşmesi de mümkün. Bunun altında 4 ile 6 puan arasında ise hibrit, yani melez ülkeler var. Rejimi melez olan ülkeler var. Evet, bir demokrasi var, siyasal
sistem seçim üzerine kurulmuş siyasal partiler var ama otoriter uygulamalar da var. 6 puanın altı, 6 puan Kopenhag kriterleri eşiğidir. Türkiye 95 yılından itibaren yapmış olduğu reformlarla burada sürekli mesafe almış olan bir ülke. Ne zamana kadar? Ta ki 2012 yılına kadar. AK Parti'nin ilk iktidar döneminde bu reformlar devam etmiş. 2004 anayasa değişikliklerini birlikte yaptık. 2005 anayasa değişikliklerini birlikte yaptık. AB'den müzakere takvimi alındı. Ve Türkiye'nin o yıl notu 2012'de 5.76'ya gelmiş. 6 puana yaklaşmış değerli arkadaşlar. Fakat sonra bir anda gerilemeye başlıyor. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2017 anayasa referandumu ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte 2019'da Türkiye'nin notu 4.09'a inmiş. Az kalmış, belki 2020 yayınlandığı zaman Türkiye otoriter rejimler içerisinde yer alacak. Bu dönemlerde değerli milletvekilleri, kişi başına gelirin ve toplam milli gelirin de bu azalışa paralel olarak azaldığını görüyoruz. Bakın 2012'de 11.675 dolar olan kişi başına gelir, 2019'da 9.213 dolara ve şimdi de 2020'de 8.000 doların altına düşüyor. Bakın bu grafikteki azalışa paralel olarak milli gelirin bu yıllarda azaldığını söyleyebilirim. Buradan çıkış için elbette reform lazım. Elbette reform lazım ama reform lafını etmekle olmuyor. Reform cümlesini kurup sonra amalı cümlelerle şunlar 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 olmaz dediğiniz anda reform yapma iradesi ortada yok demektir. Değerli milletvekilleri, şimdi Türkiye ekonomisi zor bir dönemden geçiyor dedim. Türkiye ekonomisi uzun yıllar bir faiz problemiyle uğraştı. Sayın Cumhurbaşkanı, faiz enflasyonun nedenidir gibi bilimsel hiçbir tabanı olmayan bir iddia ortaya koydu ve Merkez Bankası'nı bu iddia çerçevesinde yönetmeye çalıştı. Zaman zaman yönetti, baskı altına aldı. Bu faizlerle asla yatırım olmaz dedi. Mümkün değil, bunu Hans'a George'a bırakamayız dedi. Tamamen gerçek dışı. Yatırım güvenle ilgilidir değerli arkadaşlar. Güven yoksa, hukuk güvenliği yoksa yatırım da olmaz. Biraz önce gösterdim. Bakın 2003-2007 dönemi AK Parti'nin ekonomide en başarılı olduğu dönem. Reel faiz oranı %10. Enflasyonun üzerinde 10 puanlık bir reel faiz var. Yatırımın bir önceki yıla göre artış oranı %20'dir. %10 reel faiz, yatırım artışı onun daha üzerinde. 2008-2014'te reel faiz 2 puan, enflasyonun üzerinde 2 puan reel faiz var. Yatırımlar bir önceki yıla göre bu dönemde %6.6 artmış. 2014-2020'de reel faiz 1, yatırımlar yıllık %2.6 artmış. 2018-2020 döneminde reel faiz 1 hatta 0, son faiz artışını ihmal ediyorum. Yatırımlar -3.1 azalmış. Demek ki yatırımın şeyle bir ilgisi yok, faizle bir ilgisi yok, güvenle ilgisi var, hukuk güvenliğiyle ilgisi var. Problem buradadır. Hukuk güvenliği inşa edilmediği sürece Türkiye'nin alabileceği bir yol yoktur. Bu faiz problemi nedeniyle, faizlerin baskılanması nedeniyle Merkez Bankası tam 128 milyar dolar satmıştır. 128 milyar dolar. Sonuçta anlaşıldı ki, görüldü ki, aslında biz gördük, biliyoruz zaten bunu ama bu faiz enflasyonun nedenidir diyenler anladı, gördü ki faiz enflasyonun nedeni değilmiş. Ama bunu öğrenmek için, görmek için 128 milyar doları satmaya gerek var mıydı? Şimdi 128 milyar dolar satıldı. Vatandaşlar, esnaf beni arıyor. 400 bin iş yeri kapalı. 130 bin kahvehane kapalı. 200 bin lokanta, restoran, kafe kapalı. 50 bin kantinci kapalı. İş yapmıyor. Yani bari şuradan 1 milyar doların karşılığı bir parayı da bu esnafa verseydiniz olmaz mıydı? Ardahan Çıldır'dan bir vatandaşımız arıyor beni. Bir kamu bankasından 5 bin lira kredi aldım. Kapalı şimdi lokanta. Gene kapandı dedi. Bir açıldı, bir umut var olduk. Gene kapalı. Şimdi banka müdürü beni aradı. Ödeyeceksin kredi taksitini diyor. Ben ödeyemeyeceğim. Ödeyemem diyor. Bu esnafı
Sayın Bakan, evet siz bunların farkındasınız ama lütfen bu saydığım esnaf grubunu dikkate alın. Bunlara yaşayacakları bir parayı verin. Sözlerinizi tamamlayın. Tamamlıyorum Sayın Başkan. Devlet kurumlarıyla güçlüdür. Kurumları zayıflatarak, kurumları ortadan kaldırarak, parçalayarak devleti güçlü tutma imkanınız yoktur. Bakın Sayıştay 1862 yılında kurulmuştur. Danıştay 1868 yılında kurulmuştur. Cumhuriyet bunları almış, devam ettirmiştir. Bunları kaldırayım dememiştir. Bunlar imparatorluğun kurumları dememiştir. Maliye Teftiş Kurulu 1879'da kurulmuştur. Hesap Uzmanları Kurulu bir cumhuriyet kurumudur. 1945 yılında kurulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı 1961 yılında kurulmuştur. Bunlar Türkiye'de devleti ayakta tutan kurumlardır. Ne yaptı? Ne yaptı iktidar? Maliye Teftiş Kurulu'nu, Hesap Uzmanları Kurulu'nu, Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattı. Kurumlar yasayla kurulur ama kültürleri yasayla oluşmaz. Kültürler zamanla oluşur. Bu kurumları kapatırsanız devleti kapatmaya, devleti gücünden kaybetmeye doğru gidiyorsunuz demektir. Devleti kapatmaktan kastım bu. Devletin, devlet...